Türkiye karayollarında bulunan bütün dizel araçların ısıtma bujilerini üreten ve üretimin yarıdan fazlasını dış pazara ihraç eden Ukte Mühendislik'teyim efendim şu anda. Türkiye'nin en büyük firmalarından bir tanesi. Sektöründe önce olmuş bir firmadayız. Yanımızda da yönetim kurulu başkanımız Hasan Bey var. Nasılsınız Hasan Bey? Çok teşekkür ediyorum Müjgan Hanım. Hoş geldiniz. Çok memnun olduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz de çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Sizi çok kısa tanıyabilir miyiz Hasan Bey öncelikle? 1971 Konya doğumluyum. Bu mesleğe, tornacılık mesleğine ilkokuldan sonra 12 yaşında başladık. Bu işin çıraklığını yaparak bugünlere geldik. 2008 yılında efendime söyleyeyim, buji imalatının Türkiye'de üretilmediğini gördük. Bir eksiği tamamlayalım istedik. Çok şükür bugün Türkiye'mizin %60 buji, ısıtma buji ihtiyacını firmamız olarak karşılamaktayız. Çok önemli bir işin altına imza atmışsınız. Aynı zamanda ülkemizi dışa bağımlılıktan da kurtarmış olmuşsunuz bu anlamda da. Şirketimizi kurmuşsunuz. Bugünlere de emin adımlarla, sağlam adımlarla gelmişsiniz. İsterseniz önce buji nedir? Ne işe yarar? Bundan bahsedelim izleyicilerimiz. Tabii dizel araçların ısıtma bujilerini üretiyoruz. İki çeşit ısıtma bujisi var. Bir benzinli araçlar için ateşleme. Dizel araçlarda ısıtma bujisi kullanılıyor. Mesela kış aylarında bilhassa kontağınızı açtığınız zaman biliyorsunuz 2 saniye gibi bir bekleme süreniz var. Buji ısınıyor, mazotu üstüne geldikten sonra ateşlemeyi sağlıyor. Arabanızın hızlı bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Aynı zamanda sizin ortaklarınız da var. Biraz şirkette tanıtır tamam. mısınız bizi? Abdullah Aktam 30 yıllık bir dostumdu. 2,5 yıl önce beraber ortak olduk. Kendisi sağ olsun birlikte bir yola çıktık. Kendisinin ortak olmasından sonra firmamız daha hızlı yol almaya başladı. İhracatımızı bugün %55'lere getirdik. Bilhassa Avrupa ülkelerine ihracat yapıyoruz. 28 ülkeye ihracatımızı gerçekleştirmekteyiz. Çok güzel. Abdullah Bey'e de buradan saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Hangi ülkelerle ağırlıklı olarak çalışıyorsunuz peki? Ağırlıklı Avrupa, Almanya, İngiltere, Cezayir, Fas, Tunus, Yunanistan, bütün Balkan ülkelerine, İsrail'e, Amerika'ya bayilerimiz var. İhracatımızı gerçekleştirmekteyiz. Şimdi dediniz ki iki çeşit buji var. Tabii bu bujilerin de TSE belgeleri, sertifikaları, kontrolleri çok önemli. Evet. Sizin peki bu ürünlerinizin var mıdır sertifikaları? Bütün sertifikalarımız mevcuttur, alınmıştır. Çok rahat bir şekilde zaten Avrupa'nın birçok marka, büyük firmalarına üretim yapmaktayız. Hepsi olması gerekiyor. Hepsi de mevcuttur, vardır. Yine Türkiye'de de birçok noktada varsınız sanıyorum. Sadece Konya değil. Türkiye'nin otoyedek parçada duayen bütün büyük firmalar, 100'e yakın ana bayimiz var. Türkiye'nin her köşesine Sıvaç marka bujimiz ulaşmakta. Üretimde bayağı hızlı yapıyorsunuz. Yıllık üretiminiz oldukça fazla. Milyonları buluyor hatta ve hatta. Ne kadar toplamda üretiminiz peki? Şu anki vardığımız adet 2 milyon adet. Hedefimize bu yıl ulaşmak üzereyiz. Nasipse önümüzdeki sene hedefimiz 2,5 milyon. Tabii meşakkatli bir iş yapıyorsunuz. Üretimi de gezdik gördük efendim. İzleyicilerimize de paylaşıyoruz aynı zamanda şu anda. Ama birçok aşamadan oluşuyor. Zorlu bir sektör. Biraz işleyişi bize anlatır mısınız üretimdeki işleyişi? Tabii bizim bu şey ikiye ayırmış durumdayız biz. Bir kısmı talaşlı imalat, diğer kısmı tüp imalatı. İkisinin birleşmesiyle buji meydana geliyor. Talaşlı imalat otomat çeliğimizi yurt içimizden temin edebiliyoruz. CNC tezgahlarımızda işleniyor. Nikel kaplamaya gidiyor. Tüp imalatımızın maalesef diyorum iç telini ülkemizde üretemiyoruz. Çok önemli. Diğer dünya markalarının aldığı yerden Avrupa ülkesinden alıyoruz. Diğer boru kısmı var. 1400 derece ısıya dayanmak zorunda. Boru da maalesef ülkemizde üretilmiyor. Onu da Avrupa ülkesinden ithal ediyoruz. Yani bağımlıyız bir nevi.
bu şekilde kutuya giriyor. Evet. Genelde endüstriyel alanda böyle bir sıkıntı var. Ne yazık ki ham maddenin belli kısımlarını muhakkak ki dışarıdan ithal etmek zorunda kalıyoruz. Bu ülkemizin en büyük sıkıntılarından bir tanesi. Ama inanıyoruz ki inşallah sanayi çok güçlü çünkü Konya'da. İnşallah bunları da dışa bağımlı olmadan ülkemizde çözebileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Şimdi siz birçok firmayla çalışıyorsunuz. Gerek Türkiye'de gerek de yurt dışında. Peki bu kadar kurumsal firmaların özellikle sizi seçmesinin sebebi ne? Bizi seçmesinin, Avrupa ülkelerin seçmesinin en büyük nedeni Çin'e bir sipariş verdikleri zaman 3 ay gibi uzun bir sürede teslim alıyorlar. Biz ise bugün termin süremizi bize sipariş geçtikten sonra 10 gün veriyoruz. Çok hızlı bir şekilde teslim ediyoruz. İkinci, Çin'in üzerinde orijinal markaların %50 gibi altında bir fiyatla veriyoruz. En büyük nedenleri bu ve kalitemiz. Evet. Yani efendim çok kısa sürede teslimatlar da gerçekleşiyor yurt dışında özellikle. Zaten ülkemizde aynı gün içerisinde teslimatlar oluyor. Peki siparişe göre mi üretim yapıyorsunuz yoksa stoklu mu ilerliyorsunuz? Biz en büyük özelliğimiz bujide stoklu çalışıyoruz. Şu an 1,5 milyona yakın stoğumuz mevcut. Avrupa ülkelerinden gelen sipariş 10 gün süre zarfında teslim ediliyor. Yurt içi siparişlerimiz günlük sevk ediliyor. Tabii ki efendim biliyorsunuz bu sektörlerde satış sonrası hizmet de çok önemli. Dolayısıyla da bununla ilgili de muhakkak ki dikkat ettiğiniz hususlar vardır. Neler bunlar peki? Bujimizin 2 yıl garantisi var. 100 binde bir tane hata diyoruz. Onu da çok iddialıyız. O da usta hatası olsa bile geri alın. Hiç ustamızı da küstürmeyin, kırmayın. Hemen değiştirin diyoruz. Geri efendime söyleyeyim veriyoruz. Başımıza da bugüne kadar hiçbir arızalı sorunu yaşamadık. Evet. Yani sorun da olsa hemen anında çözebiliyorsunuz. Çünkü kalifiye elemanlarınız sizin bünyenizde mevcut. Bu anlamda peki sorun yaşıyor musunuz? Çünkü birçok sektörün en büyük sıkıntılarından bir tanesi efendim hepimizin bildiği gibi kalifiye eleman problemi. Sizin var mı peki böyle Konya'mız bir sıkıntınız? Tarım ili bilinse de aslında Konya'mız bir sanayi ili. Gerçekten sanayide eleman konusunda çok büyük sıkıntılarımız var. Bulmakta çok zorlanıyoruz. En büyük sıkıntımız maalesef çalışan. Şu anda röportajın içerisinde bahsetmiş olduğunuz gibi çok ülke ihracat yaptığınızdan bahsettiniz. Peki bu ülkeleri daha genişletmeyi düşünüyor musunuz? Nedir ileriki yıllardaki hedefleriniz, hayalleriniz? Şu anki hedefimiz dünyadaki bütün ülkelerde birer bayilik oluşturmak, bütün dünya ülkelerine mamülümüzü ulaştırmak, satmak. İhracatla ilgili çok önemli adımlar atmışsınız efendim siz kendi sektörünüzde. Ben ihracatla ilgili daha detaylı bilgi almak üzere eğer müsaadeniz olursa ihracattan sorumlu Kerim Bey'le de çok kısa sohbet etmek istiyorum. Tabii çok memnun olurum. Kendisi size daha detaylı bilgi verir. Ben size çok teşekkür ediyorum. Evet. Biz de efendim Hasan Bey'e teşekkür ediyor. Şimdi Kerim Bey'in yanına geçiyoruz. Ülkemizin can damarı olan ihracatla ilgili güçlü adımlar atan şirketimizin ihracattan sorumlu Kerim Bey'in yanına geldim şu anda. Nasılsınız Kerim Bey? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Önce sizi de tanımak istiyorum çok kısa. İsmim Kerim Akdam. Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliğini geçen yıl bitirdim. Bir yıl İngilizce hazırlık okudum. 3 ayda yurt dışında kaldım. Şu an şirketimizin dış ticaret departman müdürüyüm. Bu şekilde ihracatlarımızı yapıyoruz. Çok güzel. Birçok ülkeyle çalışıyorsunuz. İşiniz oldukça zor ve sektörün öncü firmalarından bir tanesiniz. Biraz anlatalım izleyicilerimize. Kaç ülkeyle çalışıyoruz? Şu an toplamda 28 ülkeye ihracat yapıyoruz ve bu ihracatları bayilik sistemiyle yapıyoruz. Ayrıca bu 28 ülkedeki bayiliklerimiz dışında başka ülkelerde küçük küçük müşterilerimiz de var. Onlara da sevkiyatlar yapmaya düzenli olarak devam ediyoruz. Peki bu ülkelerdeki firmalarla nasıl iletişim kuruyorsunuz bayilerinizle? Bu genelde bayilerimizin isteğiyle doğru orantılı olarak iletişim kuruyoruz. Mail üzerinden iletişim kuruyoruz, WhatsApp'tan, telefondan. Onlar nasıl isterse diyelim. Bir şekilde size ulaşıyorlar zaten. Siz zaten adınızı duyurmuşsunuz. Oldukça güçlü bir firmasınız çünkü. Bununla birlikte de emin adımlarla ilerliyorlar efendim. Sıkıntılar yaşıyor musunuz peki? Özellikle lojistik anlamda yurt dışına ihracat yaparken. Lojistik anlamında değil de biz daha çok gümrüklerimizde problem yaşıyoruz. Nakliyecilerimiz güzel, ülkedeki nakliyeciler gayet başarılı çalışıyor. Ama dediğim gibi gümrüklerde bazı zamanlar problem çıkabiliyor. Peki nasıl geliyorsunuz bunun üstesinden? Valla üstesinden uğraşıyoruz, çabalıyoruz ve bir şekilde geliyoruz yani. Evet.
Güzel. Eklemek istedikleriniz var mı son olarak? Neler söyleyeceksiniz şu an bizi izleyenlere? Belki yurt dışında sizinle çalışmak isteyen firmalar da vardır. Bizim Hasan Bey'in de dediği gibi öncelikli amacımız kalite ve hızlı teslimdir. Kalitemize çok güveniyoruz. Yerli malı kullanmayı teşvik ediyorum değerli Türk halkından. Size de ziyaretinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Mutlu hafta sonları diliyorum.